Arkadaşlar, n11.com'dan almış olduğumuz çocuklar için bir yapboz boyama setinden bahsedeceğim. Ürünümüzün fiyatı hemen söyleyelim. 17.95 TL. Şöyle gösterelim. Evet, 17.95 TL. Ürünümüz firması Sert Kitap Kırtasiye Büro malzemelerinden alınır. n11.com'da satışı var. Ürünümüzü kısaca inceleyelim. Ürünümüz yapboz ahşap seti. Ve beraberinde bir adet fırçası ve 2, 4, 6'lı boyasıyla beraber geliyor. Set kısaca şöyle gözüküyor. Hemen setimizi açalım. İçerinde neler var? Hep beraber görelim. Evet, dediğimiz altılı boyama boyası. Hemen şöyle bakalım. Yapboz ahşap setimiz. Ve bir adet de fırçamız var. Şöyle fırçamızı şöyle göstereyim, uç kısmı. Evet, sert fırça. Fena değil, güzel gözüküyor. Şimdi ahşap setimizi açalım, şöyle görelim neymiş. Hep beraber bakalım. Boyama setini zaten biliyoruz. Evet, birbirine geçme olarak tasarlanmış. Şöyle kaç parça demek, şunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parçadan oluşuyor setimiz. 13 parça yapboz setimiz var. İstiyorsanız hemen yapbozu yapabiliriz. Yapbozun boyutları bu zemin kısmı. Ölçülerine hemen bakalım istiyorsanız. Tahmin etmeyelim, cetvelde ölçelim hemen bakalım. Evet, cetvelimizi getirdik. Şöyle bakalım. Zemin 15 santime. On iki buçuk falan. Zemin boyutumuz bu şekilde. Hemen hızlıca istiyorsanız şöyle hızlıca yapalım. Şöyle öncelikle evimizin parçalarına bakalım. İki tane ön cephesi var. Şöyle. Genelde bir tanesi eşlenik oluyor. Bakın şu eşlenik kısmı. Hatta bu da kırılmış. Bakın. Kargoda biraz hasar almış. Şunu şöyle düzeltelim. Sorun olmayacaktır. Çatı kısmı, kenarlar, şöyle üst kısım. Hemen montajını hızlı bir şekilde nasıl şekilde, yani basit geçme şeklinde yapmışlar. Şöyle bakarsanız şu şekil. Yani şöyle geçiriyorsunuz. Üst kısmı tamamlanıyor. Hemen evimizi istiyorsanız yapalım. İçerisinde setin kurulum kitapçığı ya da o tarz bir şey yok. Sadece şöyle bir grafik şeyi var. Şöyle göstereyim. Yani parçaları anlatmış. Burada sayılar zaten belli. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 parçadan oluşuyor. Resmi var. Resme göre evi yapmanız gerekiyor. Hemen yapmaya çalışalım. Bakalım ne olacak. Evet, şöyle baktığımızda iki tane eşit, bir tane farklı ön yüzümüz var. Şöyle evi göz önüne aldığımız zaman iki tane eşit olanlar sağ ve sol taraf farklı oranda ön cephe oluyor. Hemen ön cephenin şeyi ince birazcık. Şunu alıyoruz. Tahtanın yönü önemli. Ve şu geçeceği kısmı belirlememiz lazım. Resme göre baktığımız zaman sağ tarafta boş kalacağı için şu ince olan kısım solda olacak şekilde. Şunu hemen şuraya takıyoruz şu şekilde. Daha sonra iki yan kenar var. İki yan kenarı takacağız. Evet, takalım. Tabii bunu takarken biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, şöyle taktık. Şöyle bakalım.
Evet, 3 taneyi koyduk. Fakat şu arka kısım şu olması gerekiyor. Şöyle bakalım bir. Evet, burası buraya uyuyor. Tabi bunu takmadan önce şu yanları geçirmemiz gerekir. Şöyle şunu şöyle geçirelim. Zaten biraz boşluk bırakmış.